Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbrek. Bugünkü dersimizde bir cursor adaptör kullanarak ListView'umuzu veri tabanından çektiğimiz verilerle dolduracağız. Yalnız bu konuya geçmeden önce bir önceki derste yaptığım bir hatayı düzeltmek istiyorum. Orada Foreign Key ile ilgili bir şey söylemiştim. Yalnız uygulamayı bir daha kontrol ettiğimde şöyle bir şey oldu. Biz ilgili kategoriyi sildiğimizde hatırlarsanız o kategori ile ilgili notlar gelmiyordu. Ama bu o notların database'den silindiği anlamına gelmiyor. Sadece biz bunları kategori ID'ye göre bağladığımız için ve o kategori artık database'de olmadığı için o notları sadece ekrana göstermiyormuş. Ben bunu yaptığımızı hatırlıyorum ama yanlış hatırlıyormuşum. Database'imizde biz foreign key'i aktifleştirmek için şurada database helper'da hatırlarsanız on create ve on upgrade vardı. Buraya gelip on configure database deyip burada foreign key'i ne yapmamız lazım? Aktifleştirmemiz lazım. db nokta foreign key constraint enable'ı true yapmamız lazım. Şimdi bu eğer true'ysa olmayan bir ID'deki kategoriye biz not ekleyemeyeceğiz. Ve de atıyorum bir numaralı kategoride 50 tane not var diyelim. Eğer o kategoride not olduğu sürece ben o kategoriyi silememem lazım veri bütünlüğünü tutarlılığını sağlaması açısından. Şimdi gelin bunun testini yapalım. Main Activity'ye geldik. Gördüğünüz gibi öncelikle notları göster ve kategorileri göster metotları var. Şöyle uygulamamızı bir başlatalım. Herhangi bir şey gelmiyor. İkisinden de. Şimdi mesela kategori yok değil mi? Ben buraya not eklemek istiyorum. Test notlar oluştur. Bakın hiçbir şey oluşturmadı. Çünkü ID'si olmayan bir şeyi ben eklemeye çalıştım. Ama önce kategori oluşturup daha sonra test notları oluşturursam gördüğünüz gibi yeni notlar toast mesajıma yazılmış oldu. Peki şu an ben mesela kategorileri silmeye çalışsam ne olur? Hata alıyoruz. Android monitöre baktığımızda da ne diyor? Foreign key constraint failed diyor. Yani o kategoriyle ilgili not olduğu sürece siz o kategoriyi silemezsiniz diyor. Tekrardan açalım. Öncelikle o zaman notları silelim. Kategoriler burada. Notlar burada. Ama önce ben notları silsem 20 tane not silindi. Daha sonra kategorileri sil desem gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı çıkmıyor. Bu da kategorilerin silindiği ile ilgili mesaj. Evet, bunu anlattıktan sonra şimdi bakın burada biz adaptörümüzü notlar listesine atadığımız adaptörü bildiğiniz array adaptördü. Veri tabanıyla bir alakası yoktu. Şimdi öncelikle burayı bir silelim. Artık buna ihtiyacım yok. Array adaptöre ihtiyacım yok. Şu set on click listener dursun. Belki daha sonra kullanırız. Şurayı yorum satırları için alayım. Şimdi burada benim list view'uma bir ne atamam lazım? Cursor adaptör dediğimiz bir yapımız var. Çok basit kullanması. Şuraya geliyorum. Yeni bir Java sınıfı diyorum. Sınıfımın adı notlar cursor adaptör olsun. Ve de bu sınıfı extend ediyoruz. Neyden? Cursor adaptörden. Adı üstünde bu cursor'dan aldığı verileri bir list view'a yazacak olan sınıf. Alt enter diyorum. Bunun da iki tane metodu var. Bunları yazdık. Yine bir hata veriyor. Alt enter diyorum. Constructor'ını oluşturuyorum. İlki gördüğünüz gibi deprecate olmuş. İkinciyi seçiyorum. Şimdi burada new view dediği kısımda ben Cursor'dan aldığım verileri yerleştireceğim layout'un ilk defa oluşturulduğu kısmı inflate edeceğim. Bunu daha önce ListView örneklerinde görmüştük. Ona benzer bir şey. Öncelikle inflator servisimizi başlatalım. Context'ten nokta inflate diyorum. Bu inflate metodu ne işe yarıyordu? Kısaca açıklayalım. XML dosyasını Java objelerine çeviren metottu. Neyi ben XML'den Java'ya çevireceğim? Şurada oluşturduğum notlar tek satır XML'ini. İçeriğinde ne vardı? Bir tane text imajım vardı. Daha sonra da bir text view vardı. Bu layout'u ben Java'ya çevireceğim. Notlar tek satır dedim. Daha sonra container'a
parent diyorduk. Daha sonra root'a eklemeyi de false geçiyorduk. Bunlarla ilgili ek açıklamaları temel eğitim setindeki layout inflator konusunda bulabilirsiniz. Burada ilk defa o satırı ne yapıyoruz? Java objesini çeviriyoruz. Burada da işte o satıra ne yapacağız? Verilerimizi bind edeceğiz, atacağız. Benim cursor'dan alıp buradaki layout'ta göstermek istediğim alan ney? Notumun içeriği. Buraya geldim. Öncelikle bir text view'umuzu bulalım. Text view not diyorum. Eşittir. Ne olacak bu? Buna ben nasıl ulaşacağım? Şimdi burada direkt find view bayağı desem gelmez. Burada her bir satır bana view olarak geliyor. Nokta deyip bunun içinde bulacağım. TV not demiştik ona. Yani buradaki bu view neye işaret? Notlar nokta, notlar tek satır XML'i gösteriyor arkadaşlar. Bunu burada bulduk. Daha sonra ne yapmamız lazım? Biz bu nota not nokta set text diyerek cursor'dan aldığım veriyi atamam lazım. Hangi veriyi atacağım? Şöyle yapalım. String diyelim. Not içeriği diyelim. İçeriği eşittir diyorum. Cursor nokta get string deyip column index istiyor. Ben column index'i şu an bilmiyorum. Hani uğraşsam tek tek elle bulurum ama genel bir yapı olarak ne yapıyorduk? Integer not column indeksi diyelim. Bunu burada bulabiliriz. Nasıl buluruz? Yine cursor'ı kullanarak cursor nokta get column index deyip bu sefer column name'i istiyor benden. O da not defterim kontrakttaki notlar entry'deki column not içerik olacak. Bu kolumun içeriğini buldum. Not column index'e. Bunu da buraya yollayarak içindeki veriyi buluyorum ve de notun içine atıyorum arkadaşlar. Not nokta setText not içeriği. Umarım anlaşılmıştır. Yani cursor'daki hangi veriyi istiyorsam get string deyip benden bir column index istiyordu. Bunu bilmiyorsam da istediğim sütunun adını biliyorum. Oradan bu indeksi bulup burada bunu oluşturuyorum. Şimdi gelelim main activity'ye. Bu arada cursor adaptörümüz bitmiş oldu. Bu kadardı. Buraya geldim. Öncelikle ne yapıyoruz? Bir notlar, cursor, adaptör, öğesi tanımlıyorum. Bu benden context, cursor ve auto recovery diye 3 tane şey bekliyor. Context'im bu sınıf olabilir. Yani cursor'ı tanımlamamız lazım. Cursor dediğimiz bütün notları içeren bir cursor olacak. Biz hatırlarsanız tüm verileri getiren bir cursor tanımı yapmıştık. Not oluştur. Kategori ekle. Kategori göster. Not ekle. Notları göster diye. Bakın burada bir cursor var. Ve bu cursor'un içine ne var? Şu alanları içeren bütün notlarım var. Burada da bir while ile bunları ekranda göstermişiz. Şuraları yorum satırı için alalım. Bunlarla artık ekrana bir şey bastırmayacağız. List view'umuzun içinde göstereceğiz. Şu metodu ben cursor döndürecek şekilde ayarlıyorum. Ve return cursor diyorum. Yani bu metot çağrıldığında geriye şuradaki cursor'ı döndürecek. Geldik buraya. Notları göster demişiz. Bunu buradan sileyim. Ve de ne yapalım? Şurada bir tane cursor tanımlayalım. Eşittir. Notları göster. Burada çalışsın. Bakın bu geriye bir cursor döndürüyor. Buradan gelen cursor da burada. Yani bunun içinde artık benim bütün not listem olacak. Daha sonra bunu buraya parametre olarak geçebilirim. Sonraki gelen metodu parametreyi false geçiyoruz. Bu data kaynağı değiştiğinde otomatik olarak yenilensin mi sağlayan parametre. Ama bu dokümantasyon tarafından false yapın diyor. True yapmayın. Çünkü bunlar hep main thread'de çalıştığı için uygulamayı kitleyebilir.
Bunun alternatifini daha sonra göreceğiz. Şu an için bunu false geçelim, yeterli. Sonra da notlar listemizi set adaptör deyip adaptörümüzü yollayalım. Şimdi ekranı ilk açtığımda kategoriler gösterilecek. Daha sonra da benim list view'um notlarla dolmuş olması lazım. Bir bakalım hatamız var mı? Uygulamam açılıyor. Herhangi bir veri yok şu an. Önce kategorileri oluşturuyorum. Test kategorileri oluştur. Daha sonra da test notlar oluştur. Yine gelmiyor. Neden? Çünkü bu adaptörün atanması sadece on create'te oluyor. Benim uygulamam bir kere on create oldu. Ama kapatıp açarsam artık veri tabanında veri olduğu için benim list view'um verilerle döndürülecektir. Şu an senkron çalışıyor. Asenkron çalışmıyor. Kategorilerim geldi ve gördüğünüz gibi benim notlarım da buraya geldi arkadaşlar. Bu sayede biz veri tabanından verileri okuduk ve list view'umuza atamış olduk. Şimdi uygulamayı geliştirirken buraya mesela mesela notun adını yazdınız. Altına kategorisini, tarihini falan da yazmak isteyebilirsiniz. Bu yüzden yapmamız gereken şey öncelikle buradaki bu arayüzü yani tek satırı içeren layout'u değiştirmek. Bunu burada değiştirdikten sonra adaptörünüze gidip biz sadece burada notun içeriğini yazdık. Siz oradaki layout'u kullanarak diğer verileri de cursor'dan okuyup yerleştirebilirsiniz. Şu an için hani konu anlattığım için hani tam olarak uygulamayı gerçekleştirmiyoruz. İlerleyen zamanlarda uygulamanın son halinde o notun içinde o notun kategorisini, tarihini de gösteririz. Ama şu an için bu metotların nasıl çalıştığını bilmeniz yeterli. Evet, uygulamamızın hala birkaç eksiği var. Mesela bu. Şimdi burada biz test verisi oluşturuyoruz ya. Mesela gelelim burada main activity'ye. Neredeydi? Test notlar oluştur. Bunu 20 değil de kategorilerle beraber yapalım. Çünkü foreign key tanımladık. 520 yapalım mesela. Bakalım uygulamamız ne yapacak? Uygulamayı açalım. Şu an 20 tane veri var. Herhangi bir şey olmadı. Mesela ben burada notları sil dediğimde bunların direkt silinmesi lazım, değil mi? Ya bu şu an uygulamayı kapatıp açmadığım sürece bunlar burada duracak. Aynı şekilde kategorileri de silelim. Ve de test kategorileri oluştur diyelim. Bakın arayüz dondu. Yani daha fazla yapsak daha çok donacak. Test notları oluştur diyelim. Çünkü bunların hepsi şu an main thread'de çalışıyor. Main thread'de çalışması demek main thread'de neler çalışır? Bu ekranda gördüğünüz her şeyin eklenmesi, görünmesi, işte click butonlarının olayları falan hepsi main thread'de çalışıyor. Yani böyle uzun sürecek bir işlemi aslında benim burada yapmamam lazım. Şimdi uygulamayı durdurayım. Tekrardan bir başlatalım. Gördüğünüz gibi list view'un yüklenmesi de bayağı vakit aldı. Burada 520 değil daha fazla kayıt olsa zaten uygulama not responding hatası alacaktık. Şimdi öncelikli olarak yani bir sonraki derste ne yapacağız? Şurada ben notları sil dediğimde buranın aynı şekilde aynı anda silinmesini sağlayacağız. Ekle dediğimde de yine aynı şekilde eklenmesini sağlayacağız. Ve daha sonra da bunları farklı threadler üzerinde yapmayı göstereceğim. Umarım anlaşılıyordur. Bir sonraki derste görüşmek üzere.